Bu tepe karlı tepe yaylalar, o yaylalar, yaylalar, yaylalar. İndim su serpe serpe yaylalar, o yaylalar, yaylalar, yaylalar. Güzelliklere aşıktır hep insanoğlu. Yeşile ve maviye, ormana ve denize, huzura ve harekete aşıktır. Bu aşk Karadeniz'de, Rize Ardeşen'de yazın yaylalara taşınır. Zor yollardan emekle tırmanılır, dünyaya bulutların arasından bakılır. Biz Tadında Hikayeler'de geçen hafta Ardeşen'in sofrasıyla, tulumuyla, deniziyle zamanı bitirdik. Şimdi var mısınız yayla bölümünde dağlara, Karadeniz'in tazeliğine, türkülerine selam vermeye? İndim su serpe serpe yaylalar, o yaylalar, yaylalar, yaylalar. Gittim ki yar uyumuş yaylalar, o yaylalar, yaylalar, yaylalar. Uyardım öpe öpe yaylalar, o yaylalar, yaylalar, yaylalar. Duvarında ot biten yer Karadeniz. Zaten nemli bir iklimi var ve her taraf yemyeşil. Bu geçip geldiğimiz yerlerde inanıyorum ben çok farklı endemik bitki çeşitleri var, değil mi? Evet. Değişik otlar var. Toplasanız çeşit çeşit yemekleri yapılır ama bir de her evin arkasında her kadının kendi böyle özel şeyi var. Bostanı, bahçesi evet, var, değil evet, mi? Evet. Şimdi Filiz ablayla beraber biz güzel bir yemek yapacağız. Dedik ne var? Sarımsak, soğan, nane. Başka ne var Filiz abla? Maydanoz, dereotu. Dereotu. Toplayacağız. Fazı. Allah ne verdiyse ısırgan, ısırgansız olur mu? Isırgan da var, evet. Bir de burada çok enteresan bir şey var. Hani böyle marketlerden minnacık poşetlerde alıyoruz ya bir sürü para. Frank soğanını ekmiş, kendisi yetiştiriyor. Bir de ondan evet, alacağız. Evet. Ne yapacağız peki? Ne yapalım sence? Şimdi birer tane şey alalım. Birer tane. İki tane alayım mı? Hadi ben bir alayım. Tane alayım. Hadi bir tane de ben aldım. Şu da pırasa. Bak şimdi bunu yeni kesince evet, muhteşem kokusu var. Gel. Başka? Oradan al bir tane de istersen. Alayım mı? Ben buradan şimdi alayım. Şimdi bostan pırasa, bahçe senin ya. İzin tamam olsun. Almayayım ama dedim. Aldım. Oradan koparabilirsin. Aldım. Ondan tamam, sonra soğan alalım. Hadi soğan alalım. Bir tane ben alayım, bir tane sen al. Soğan. Heh, al. Tamam. Ama şey alalım, pazı alalım. Gel. Şuradan pazı alalım. Aman da minicik minicik. Nasıl güzel pazılar. Nasıl bir güzel. Bir tanesinden alabilirsin. Aldım. Ondan sonra. Heh. Şurada maydanoz alayım ben. Buradaki pazıların hafif morumsu bir rengi var. O bizim alışkın olduğumuz kocaman yapraklı yeşil pazılardan değil. Evet. Daha farklı. Dereotu alabilirsin. Tamam, alıyorum. Ben de şey alayım. Biraz şöyle maydanoz tazelerinden alalım. Patates yaprağı. Patatesin yaprağını kullanacağız. Allah'ın marulların küçüklüğüne, tatlılığına. Güzel. Evet, bir bağda şalgam aldık. Evet. Şalgamın yaprağı. Tamam, nane şöyle alabilirsin. Tamam. Ha, oradan. Doğru. 2100 rakımda taze gerçek nane bulmuşum. Ya koparayım iki dal daha. Kopar, kopar. Kopar, yanında da götürebilirsin. Biz zaten çantamızda, bavulumuzda ot, işte bulgur, pirinç, oraya özel ne varsa taşıyoruz. Uzandım yere, gözlerimden akar sanki bir dere. Gönlümü kaptırdım esen rüzgara, esen rüzgara bak unutma beni. Masanın üstünde durur saksiler, burası pokuttur geçmez taksiler. Bela seni bulur bütün aksiler, bir aksi görürsen unutma beni. Yağarsa yağmur yağar, yağarsa yağmur yağar. Ben zaten ıslanmışım, ben zaten ıslanmışım. Gelirse yarım gelir, gelirse yarım gelir. Erendi de
gül olmaz. Erentiden gül olmaz, benden dertli kul olmaz. Bu benim dertlerim, bu benim dertlerim, terazide yer olmaz. Terazide yer olmayacak ne derdi varmış de bakalım. Çok ama şey çok. Sevgilisini alamamış, ölmüş. Ondan sonra gelmiş köye. Bir daha da çıkmamış. Evinde tek başına yaşıyordu. Tek başına daha yeni öldü kadın. Yani. Bu şeyi kendisi mi söylemiş? Evet. Onun o kadar var ki aslında buna hazırlıklı. Erentiden gül olmaz. Benden dertli kul olmaz. Söylesem dertlerimi terazide yer olmaz. Şimdi eskiden araba da yok. Katır sırtında mı? Neyle çıkıyordunuz? Evet, katırlar gelirdi. Eşyalarımızı koyardık. Gelirdik yaylaya. Ekim bilir ama ne kadar sürer? Aşağıdan sen Pokut'a. Biz 8 saata, 5 saate. Hani geçken sırtımızda da yük sırtımızda olur. Çocuklarımız olur. Bebek olur. Bebeğin sırtına bağlı. Çocuklar da alır gelirdik. O sepetlere falan mı dolduruyordunuz eşyaları? Neyle getirirsiniz? Sepetlere dolduruyorduk. Ben bile tek başıma gelmişim buraya. Ama tek başıma yalnız yürüyerek gelmişim. Tek başına geldin. Evet. Şimdi Karadeniz kadını kolay pes etmiyor diyorlar. Herhalde pes etmiyor. Şimdi bunları doğruyoruz. Güzelce. Yağmur duasını hepimiz duymuşuzdur. Peki güneş duasını duydunuz mu? Şimdi biz geldiğimizde hafif güneş vardı ama dakikalar içerisinde güneş gitti. Sanki böyle hafiften yağmur geliyor gibi. Bu kadar yağmurun olduğu yerde bu hayvanların yemi nasıl kurusun? Mısırlar nasıl kurusun? İnsanlar zor durumda kalınca, değil mi? Evet. Yağmur duası yerine güneş duası, güneş yapmışlar. Duası, evet. Çocuklar ne yapıyordu Filiz abla? Çocuklar bir heykel şey gibi bir çocuk kıyafeti giydiriyor. Evet, süpürgeye. Süpürgeye. Evet. Onu tutuyor iki kişi. Öbürler de onu gezdiriyorlar. Public ya isterim. Allah'tan güneş isterim. Veren cennet, vermeyen cehennem. İşte herkes yağ, kaymak, un hepsini veriyordu. Veriyordular. Ve bunu anlatan kişi diyor ki bir gün bile daha güneş açmasa hayvanların yemi çürüyecekti, küflenecekti. Evet. Yani bu dualar da hep zorluktan çıkmış işte. Zorluktan. Yaradana sığınma duygusuyla çıkmış. Ben biraz ince biraz kalın doğradım ben. Bir şey değil olsun. Bir şey değil olsun. Eskiden bu kadar dikkatli mi yemek yapılıyordu? Yok sende. Nerede? Eskiden zaten o kadar varlık yoktu ki. Şimdi sen bana de bakalım 5 saat 8 saat çıktın buraya. Bir şey bitti bir malzeme. Ne yapıyordun ya? Malzeme genelde ana malzeme oluyordu. Hayvan oluyordu. Hayvancılık oluyordu o zaman. Hayvanın işte sütü. Kestin mesela. Etini. Etini her şeyinden faydalanıyorduk. Kavurma yaparsın. Kışlık. Evet, kışlık. Ondan sonra. Onun bir kere hiçbir şeyi atılmaz. İç yağı bir güzel ayrılır. Evet. Eritilir. Kaplara basılır. Kuyruğu ayrılır. Bağırsakları paça yapılır. Paça yapılır. Ondan sonra kemiğini ne yapardınız? Kemiğini de kurutuluyordu işte. Şu saplarını da kıyamayacağım ben. O kadar taze ki. Evet. Allah, sen bıçağını aldın. Saplarını da atmayacağım ben. İşte yapılıyordu yani. Saklıyordunuz. Evet. Burada ama yayla, bu çamlı yemişin de aşağıda oluyordu. Şimdi bu buraya aşağıda çok sıcak olunca hayvanlar falan şey yoktu ya. Buzdolabı falan yoktu eskiden. Yani. Sonra işte yaylaya çıkıyordular serin diye. Yaylada burada bu şeyde Pokut'ta bir ay kalıyordu işte herkes. Bir ay kalıyordu. Bir ay kalıyor. Şeyde evler şimdiki gibi değil. Elektrik tabii, yok, elektrik su yok. Tabii elektrik yok, su yok. Hep taşıma. Hep taşıma. Şey, evet, şimdi bu dağın başına nereden taşıyordun? İşte aşağıda musluk var. Oradan taşınıyordu sırtımızla. Şunları doğruyorum. Tamam doğru.
biraz daha hava ısındıkça biraz daha yükseklere. Yukarı. Orada da iki yukarı ay kalınıyordu. Orada da işte herkes işte peynirini, yağını, her şeyisini yapıyordu ama buzdolabı yok yine öyle saklama yöntemiyle. Tuzlayıp basarlar. Evet. Ancak. Sonra işte iki ay sonra peki, tekrar buraya iniliyor. Peki peynirlerinizi toprağa gömer miydiniz? İşte güzün giderken de peyniri şey yapıp işte hazırlayıp toprağa üstüne toprak kül konuluyordu. Sonra bir diğer sene geldik mi onun o kadar güzel tadı oluyor ki. Bir aroması bir kokusu çok olur onun. Çok güzel evet. Şöyle damağımda hissettim. Otlarımızı doğradık. Evet. Tuz ile novduk. Azıcık un serptik. Şimdi de mısır ununu serpiyoruz. Ama mısır unumuz bildiğimiz mısır unu gibi çok ufak değil. İnce değil. Biraz kalın. Kalın. Şöyle hafif bulgurumsu bir yapısı var. Şunu ben şey yapayım azıcık. Sen bana un ver istediğin zaman. Vereyim. Tamamdır. Kendi yapardı tabii. Değil mi? Evet. Şimdi peynirimizi. Yani şimdi yok. Şimdi biz de aynen alıyoruz dışarıdan. Ama yine yaylacılar var. Bulduk mu alıyoruz. Pahalı oluyor ama yapacak bir şey yok. Yani çok güzel oldu çünkü o. Kokusu nasıl? Çok güzel. Var ya, kuzudan güzel, kebaptan evet, güzel olur. Güzel olur. Öyle güzel olur bu. Sizde et kültürü çok yok değil mi? Var sanki. Et yani kavurma. Kavurma üzerine çok. Daha çok. Olur. Mesela kahvaltıda bizim kavurmamız olur. Yaparız önceden. Sonra kahvaltıya koyarız. Burada da mısır ekmeğimiz var. Hop, değilsin ya. Hamsi mesela hamsi katılabilir. Ha buna hamsi kat. Evet. Hamsi koliği biraz daha un oranı yüksek oluyor. Evet, öyle yapıyorsunuz. Böyle de yapılabilir. Ha. Bence böyle çok daha güzel olur aslında. Bu, evet, böyle daha değil güzel. Değil mi? Hı-hı. Tuzlanmış hamsi ile hamsi evet, koli. Evet, çok güzel olur. Özellikle onu daha yoğun pazı ile yapıyorlar. Evet. Muhlama mı, kuymak mı? Mısır unuyla mı yapılır, unla mı yapılır? Peynir konur mu, konmaz mı? Suyla mı yapılır yoksa sütle mi yapılır? Karadeniz'de bir türlü üzerinde anlaşılamayan bir konu. Bizim Güneydoğu tarafında çeşit çeşit köfteler vardır. Bölgelere göre değişir. Burada da muhlama, kuymak derken hepsi birbirinden lezzetli, güzel, bölgelere göre değişen muhlama çeşitleri var. Şimdi hepsinin tabii ortak özelliği şu gördüğünüz muhteşem sapsarı tereyağı.
Şimdi bunu eriteceğiz. Ardeşen usulü. Şurada benden olsun. Tereyağını severim. Ondan sonra ardeşen usulü güzel bir muhlama yapacağız. Ardeşen usulünün farklılığı da mısır ununun şu Trabzon tarafına doğru falan olandan biraz farklı. Mısır ununun çok daha az kullanılması. Peyniri bol, tereyağı bol, mısır unu az. Şimdi erisin. Biraz kaymak da koyacağız tabii. Buralar hayvancılığın hala çok şükür ki yapıldığı yerler. Tereyağı güzel, kaymağı güzel. Bulmuşken de. Şimdi mısır ununu koymadan önce yağın güzelce erimesi, biraz da cozur cozur etmesi lazım. Kokusunun hafif çıkması lazım. Soba başında yemek yapması da vallahi çok keyifli. Arkadan da bir kemençe sesi geldi ya. Karadeniz'in bu yüksek dağlarının en güzel yareni, eşlikçisi tulum. Evet, artık zamanı geldi. Şöyle bir kaşık koyacağız yeter mısır unu. Buralarda hala yerli mısırlar üretiliyor. Ona da çok şükür diyoruz tabii. Karadeniz'in kendi mısırı. Buralar tabii buğday yetiştirmeye pek elverişli değil. O yüzden genelde mısır üzerine kurulu bir şey var. Mısır ununun rengi biraz değişti, kokusu da çıktı. Bu ara karar çok önemli aslında. Fazla kavrulursa rengi çok koyu oluyor. Az kavrulursa da hamurumsu, böyle unsu bir tadı oluyor. Minnak bir parça da kaymak koyalım. Şöyle. Su yerine de halis, muhlis, nefis, gerçek, yağlı köy sütü kullanacağız. Bir kaynasın. Sütünü de döküyoruz. Şu kadar yeter. Çünkü mısır unu az. Biraz şimdi karıştırarak pişireceğiz. Mısır unu sütü güzelce çekti. Kıvamı da geldi. Şimdi peynir zamanı geldi artık. Peyniri üzerine koyacağız. Ve biraz erimesini bekleyeceğiz. Aslında biliyor musunuz, bu bol mısır unlu muhlamalar falan hep yokluktan çıkan şeyler. İşte evin kadını ne yapsın? Peynir kıymetli, yağ kıymetli. Artıracak, ev halkını doyuracak. Bir şekilde tabii peyniri ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor aslında. Bekliyoruz şimdi. Eskiden köylerde de kaymak muhlaması yapılırdı buralarda. O da kaymağı böyle ocağın üzerine koyup güzelce erimesini bekleyip ondan sonra peyniri yayıp peyniri çok fazla eritmeden yapılırdı. İsteyen üzerine bir tane yumurta kırar. Hadi biraz da mısır ekmeği. Ne derler? Tadından yenmez tabii. Ama bizimki de zaten çok az mısır ununu. Bekleyelim birazcık şey olsun. Erisin, şöyle kendi haline bırakalım. İki dakikada aşağı yukarı peynir güzelce eridi. Şöyle gösterelim. Bunun en güzel, en keyifli yanı nedir? Şimdi üzerine tereyağı çıktı. Ama bunun keyfini sevenler azıcık tereyağını biraz daha böyle köpürtüp üzerine tekrar gezdiriyorlar. Biz de yapalım. Burası bir mera.
Asıl yaylamız Samistal yaylası. Buraya geliyorlar, bir ay kalıyorlar. Bir ayda buranın otunu hayvanlar otluyor. Çünkü meramız çok geniş değil. Yani ormanlık olduğu için alanlar, evet, alan dar. Dar. Ve dik. Evet. Bir ay otladıktan sonra ot bitiyor. Ondan sonra Samistal yaylasına çıkılıyor. Samistal yaylasından da iki ay kalındıktan sonra tekrar buraya gelip bir ay daha kalınıp dönülüyor. Yani buradaki insanların hayvancılık yaparken de, su taşırken de, yemek yerken de, erzaklarını taşırken de inanılmaz zorluklar çekmişler zamanında. Ama hiçbir gün ya nerede bu millet, nerede bu devlet dememiş. Dememişler. Kendi gücüyle suyunu da, yiyeceğini de, otunu da taşımış. Mesela kesin buraların taşımış, şeyi vardı. Gitmiş ama yine de gelmiş. Evet. Buraların bir de şeyi vardı, çayırlıkları vardı. Ot yetmediği zaman artı bir de çayır biçilirmiş. Çayır biçiliyordu yani biz çocukluğumuzda katırlarla kendi sırtımızda çayır taşıyorduk. Oçkan diyorduk evlerin üstünün üst katında ot olurdu devamlı. O kar yağıyor, yağmur yağıyor, hayvan ot diyor. O zaman hazır yemden yediriliyordu. Kolay değil, şimdi tam bir şeye başlıyorsunuz hiç belli olmuyor. İki saat sonra bütün bulutlar toplanıyor, bir bakmışsınız yağmur indirmiş. Tabii ki. Yani tabii. İşte coğrafyayla dost olmak ve tanımak çok önemli. Her zaman söylüyorum, insan doğayla zaten beraber, doğanın içine doğuyoruz biz. Ve inandığımız dinlerin özünde eğer incelerseniz göreceksiniz ki doğaya sevgi var ve doğaya özellikle de saygı var. Mesela Kızılderili inançlarına bakın. Doğaya karşı çok büyük saygı duyarlar çünkü aslında biraz da korkarlar. Bir Budistle konuşun, şamanizmi araştırın, semavi dinlerin kitaplarını okuyun. Hepsi zaten özünde doğayla dost olmayı, ona saygı duymayı öğütler. İşte mutlaka onu söyler. Ama biz bunu zaman içerisinde unutmuşuz. Ben diyorum ki bu dağlar birer taş parçası değil, bunların bir ruhu var. Bu yaylaların bir ruhu var. Bu denizin, bu yapıların bir ruhu var. İnsan olarak bu ruha zarar verirken biraz durup düşünmemiz lazım. Bu işin yarını var, sürdürülebilir olması var. Değil mi? Çocuklarımız, torunlarımız nasıl bir dünyaya doğacak, büyüyecek onu düşünmek var. Karadeniz, bir an böyle sıcak havada denize girerken kafanıza eserse yarım saat sonra yaylada tir tir titreyerek bulabiliyorsunuz kendinizi. Kaç bin metre yukarıya çıkabiliyorsunuz. Hava çok farklı. İnsanların da fıtratı da biraz değil mi? Çabuk sinirlenen ama çabuk sevinen, çabuk sakinleşen insanlar. Şimdi burada rakım çok yüksek dağlarda. Oksijen çok yoğun. Oksijen yoğun olduğu için de insan çok çabuk acıkıyor. Kan dolaşımı hızlı, mideniz bir kazınıyor aman Allah'ım. İşte çok tereyağı yedim, acıkmam diyorsunuz. Yarım saat, bir saat sonra bir bakmışsınız mide kazınıyor. Aynen öyle oluyor. İmdada da neler yetişiyor? Birbirinden lezzetli, güzel yemekler. Sağ yemeklerimiz var. Çok güzel yemekleriniz var. Mısır unu bir defa bu bölge için olmazsa olmaz bir şey, mısır. Evet, aynen öyle. Mısır ekmeği yaparız. Sebzelisini, hamsilisi. İşte normal sadesi her türlü her çeşit. Bu şimdi hem peynirli hem sebzeli otlu. Evet. Altında da sadesi var. Evet, şimdi bu sadesi benim her zaman sevdiğim ve istediğim mısır ekmeği. Çünkü çok küçük değil mısır unu, granülleri iri ve sert. İşte bunu meyvenizle yoğurdunuzun üstüne istediğiniz gibi katık olur. Çok çok lezzetli. Tam siz hazırlıklı gelmişsiniz. Gerçekten de öyle. Yoğurdun içinde falan çok güzel olur. Yani değil mi? Çok lezzetli olur. Ben bu kalan bayatlayan parçalarını kesinlikle atmam. ben de çok seviyorum. Yani ana öğünlerimizden bir tanesidir zaten. Değil mi? Yani mısır ekmeği, yani yoğurt. Ya acıkınca hemen yeriz. Her zaman da bol tereyağlı yenmiyor yani. Arada da bir yoğurt, biraz mısır ekmeği. Oluyor. Yani yoğurumuz da köy yoğurdu bir de öyle olunca yani. Yani şimdi her şeyiniz köy ürünü zaten. O yüzden çok kıskanıyoruz sizi, onu söylememiz lazım. Şimdi bizim yaptığımız harika bir burada muhlama var. Üzerinde de bolca tereyağımız ama orada başka bir muhlama var. O da buraya ait. Onun farkı nedir? Un ve yumurta katıyoruz biz buna. Bir de pol deriz biz burada yani yöresel olarak pol deriz. Siz frenk soğanı olarak bilirsiniz.
Bunu çok da güzel bir lezzet katar yani. Bunu denemeniz lazım. Kokusu falan da değişik bir aroması var. French zaten anneannelerin yemeklerine koydukları bir şey. Aynen, aynen öyle. O Güneydoğu'da, Doğu'da da peynire de konur aslında. Evet öyle mi? Duydum. Yani dağda çok bulmak da olur. Çok zor. Gerçekten yetiştirmek de çok zor. Ben şimdi şey yapacağım, dayanamıyorum. Tabağıma bir şeyler alacağım. Hemen karalahana sarmasını soracağım. Trabzon, Ordu taraflarında bu mısır yarmasıyla da yapıyorlar. Doğrudur. Kırık mısırla siz. Pirinçle mi? Pirinçle yapıyoruz. Ha. Şey etli lahana sarması diye geçer zaten. Et, pirinç. Başka ne var içinde? Soğan, işte bir takım baharatlar da var. Böyle bir de şey... İç yağ var mı? Bunda iç yağ yok. Bunda iç yağ olmaz. Böyle biraz böyle etli büyük büyük sarılır ki böyle dolu dolu olsun. Yani böyle küçük küçük sarmazsınız bunu. Eti yoğun, hafif de yağlı bir etle yapılmış. Onun lezzeti geliyor damağınıza. Evet. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Neydi bu? Bu perteci deriz biz. Perteci. Lahana ezmesi diye bilinir. Hı hı. Bu görüntüsünü aldanmayın. Gerçekten çok lezzetlidir. Hı hı. Yani çok da faydalıdır. Yine mısır unuyla yapılan ve lahananın değil mi? Evet. Süresiyle lahananın ezilmesiyle. Bu hı hı. ezilerek yapılıyor. Hı hı. Çok da lezzetlidir yani. Çok lezzetli. Kaymak sevenler için burada muhteşem bir kaymak var. Ama taze kaymak değil. Kaymak bekledikçe böyle kendini iyice toplar. Evet. Değil aynen, mi? Tereyağı aynen. yapmaya uygun bir hale tam gelir. Tam tereyağı zamanı. Yani böyle o şeylerde karıştırdığınız zaman. Ama bir evet. bidonun içine koysanız böyle çalkalasınız bile artık bu tereyağına döner. Hemen yani. Yüzüne hemen çıkar. Döner. Burada bir de kaymak kepesi kaymak var. Kepesi. Kaymaktan bu da gidiyoruz. Çok güzel. Bu da çok güzel. Çok güzel. Ve içi sapsarı. Bu tuzlu böyle ağızda da dağılıyor. Mayalı bir şey. Mayalı evet aynen mayalı. Kete çok açılmış. Da kısa sürede yapılıyor. Çok hemen hemen yapılabilen bir şey. Şöyle gösterelim. Ama kaymağı bulmak işte kaymak. Kat kat. Kaymağı bulamazsınız öyle kolay kolay. Bulamayız diyorsun. Orada bizim aslında tam kaygana değil bu. Çünkü kayganayı biraz daha unu yoğun yapıyorlar. Bu tam böyle... şey oldu, diyet ürünü gibi bir şey oldu evet, bu. Evet, sebzelerle. Muhteşem karışık. Sebzelerle bahçeden topladığımız mısırın ne yarması ne unu. Böyle arasında böyle bir şey. İri kısmıyla yaptık. Şöyle alalım bunu da. Burada her şeyi değerlendirmek gerekiyor. Yani Sema şimdi... her şeyi ben yiyorum, sen almayacak mısın? Peki fasulye turşusu kavurması bütün Karadeniz'de yapılıyor. Evet. Hı hı. Ama sizin içinde başka şeyler de var. İşte biberi var, havuç var mesela. Evet. Mutfakta hangi malzeme varsa onu değerlendirmeyin. Zaten burada her şey öyle yani. Hı hı. Olan malzemeyi değerlendirmek, çöpe gitmesin, işte şey olsun, sofraya girsin. O şekilde bir mantık anlayış var zaten. Bu kadar zaten. Doğal ve güzel sebzeler tabii ki çöpe gitmesin. Ya, biz de üzülürüz. Olur. Şey mesela mısır unundan tatlı yapılıyor mesela. Ya, mısır bu, unundan tatlı. Yani bu kavurması yapılıyor. Hı hı. Bu mesela kaldıktan sonra bir süre sonra bozulmaya üst, yani bozulmaya değil de biraz eskimeye üst tuttuğu evet. zaman buna kete yapılır. Bu cevizli içli kete denir. Biz üçgen gidiyor. Bu beklemiş olan, bu helvanın beklemiş olanından cevizli içli evet, kete aynen. yapıyorsunuz. Vallahi. Yani belki duymuşsun içli üçgen keteler vardır. Ama bu bölgemize özgüdür zaten o da. Yani yetişmedi o maalesef. Böyle benim gibi kıtır ağızda dağılan şeyleri sevenler için muhteşem. Çok güzel. Lezzetli. Çok lezzetli. İçerisinde de yapılıyor galiba bu. İçerisinde biraz da ceviz de katılıyor. Mısır unu kavur, tereyağı, mısır unu kavurması şeklinde oluyor. Nefis bir gerçekten. Parça yani bu her yemeğin içerisinde bir parça kaymak katılıyor. Yani sütten ziyade kaymak daha bir lezzet katar yemeklerin evet. içerisinde. Burada kaymak bol. Burada kaymak güzel. Buranın her şeyi güzel. Bunun farkındayız. Ne yapalım? Biz de güzel ürünler her zaman bulabilmek dileğiyle diyelim. Ardeşen'in kuzeyinde Kuzey Kafkas Dağları, güneyinde de Kaçkar Dağları var. Arkamda şu dumanların altında gördüğünüz dağlar Kaçkar Dağları. O dumanların bulutun altında gizlenen bir zirve var. Kaçkar Dağları'nın zirvesi biraz nazlıymış.
her zaman kendini göstermezmiş. Şu an biz 2100 derece rakımdayız. Muhteşem bir doğanın ortasındayız. Rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit otların, bitkilerin, çok güzel ormanların ortasındayız. Buraya gelirken, Fırtına Deresi'ni izlerken, bu güzel doğaya bakarken düşündüm ki, eğer cennetin dünyada bir yansıması varsa, bu kesinlikle Karadeniz olmuştur.